Cüneyt Kaşar'ı eleyip patronuyla karşı karşıyasın. Ünlü biriyle çıkmanın ünlü içerisinde. Bana zaten sürekli zor rakipler geldi. Beyin kıvrımları bir sanatçının başka çalışır. Ben kazanırsam olay olur. Mehmet abi kazanırsa sıradan bir şey olur. Severek izliyorum diyecek kadar izlemedim. Çok sert bir şeydi ya o. Bölüm sonu canavarıyla karşı karşıyasınız. Bir şekilde sene geçmeyi düşünüyorum abi bakalım. Aslanlar gibi topa giriyoruz. Benim hiçbir kaybedecek bir şeyim yok. Küsurat fantazi. Şimdi sana ayıp olmuş ol. Allah çektirirsin. Mehmet abi gibi atıyorum. Türkiye'de sosyal medya bu üç şeyden nefret ediyorlar. Vietnam'ı tutar mısın abi sen? Ben de çok seviyorum. Sen beni Feyyaz'la tanıştırsana. Sıcak top mu bu? Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Nasılsınız? İyi çok şükür. Eyvallah. Ünlü biriyle çıkmanın ünü içerisinde. Bin mukabele abi. Ben bayağıdır böyle zaten ünlülerle çıkıyorum yani. Seyhan'la başladık. Cüneyt abi. Şimdi Mehmet abi. Cüneyt abi. Sen Seyhan'la değil. Cüneyt'i mi geçtin? Aynen. Seyhan'ı Messi'ye ilk ben başlattım. Kendisi de söylediği için. Pardon, ilk ben başlatmadım. Yani radyoda beraber, televizyonda ilk beraber iyi programımızda. İlk benim başlattım Roxanne'dı. Seyhan'la beraber böyle Seyhan'ın ilk çıkışında ben vardım. Beraber program yaptık. Cüneyt Kaşeler de çok iyi bir radyocuydu ama sonra spor radyosu biz yaptık. Şimdi Cüneyt abinin deyimiyle söyleyeceğim bunu. Mehmet Ayan'a patron dediği evet, için. Evet, aynen. Cüneyt Kaşar'ı eleyip patronuyla karşı karşıyasın abi. Bir senin orada. Seyhan'ın da hikayesi varmış. İşte yani Seyhan beraber yani ilk böyle çıkış yaptı. Canavarı diyebilir aynen. Öyle tam ama Roxanne olsa Roxanne gerçekten ilk ben başlattım yani. Buradan ikisine de selam olsun. Eyvallah. Roxanne'la Seyhan'la. Bölüm sonu canavarıyla karşı karşıyasınız. Aynen Ahmet abi. Ahmet Kürşat Bey. Bana zaten sürekli zor rakipler geldi yani başladığından beri. Yani Seyhan'ı ben geçemem dedim geçtim bir şekilde. Cüneyt abinin? Onu da yani asla geçemem diyordum. Bir şekilde onu da geçtim. Bir şekilde seni de geçmeyi düşünüyorum abi bakalım ya. Hayırlısı yani. Bak beni %100 geçersin. Yani Demarket'e yayın yapıyoruz ya. TVNet'te Lig Radyo'da yayın ben, yapsak bence Demarket'e yayın yapıyoruz. Ben buradan hemen topu almak istiyorum çünkü bir önceki programında sevgili Mehmet Ayan'ın ben yoktum. Sevgili Bahadır İzgeç sunmuştu programı. Orada da aynı Mustafa Taha'ya sen geçersin Mustafa varsa Mustafa kazanır. Totemiyle gayet güzel bir oyun sergiliyor. Ama o büyük olay yani şöyle büyük olay ben ilk başladığım zaman şöyle biraz takip ettim. Mustafa Taha ile Cihat Akbel'i böyle favori görüyorlardı daha ziyade. Yani bir, sen de söylemişsin zaten Real Madrid gibiyim dedim. Paris Saint Germain'i eledim, Manchester City'yi eledim falan diye. Mustafa Taha hakikaten orada biraz hayal kırıklığı oldu birçok insan evet, için. Evet yani. O söylemin güzeldi abi. Hayal kırıklığı ağır bir laf oldu da yani beklenmedik bir sürpriz oldu diyeyim. Ya, salaklık demedin canım niye ağır olsun. Şimdi sana ayıp olmuş oldu bilmiyorum artık nasıl düzelteceğiz bunu yani. Bak bana bir şey ayıp olmaz. Ben şunu da söylemiyorsun. Martins'e çok büyük ayıp etmişsiniz. Onu da söyleyeyim. Ya BFM Martins çok zordu ya. Shanghai Philips'e daha kolaydı yani. Peki Lig Radyo'da soracağını söylemiştin. Sordun mu abi? Yok sormadım. Ben tek sonra radyoya gitmedim çünkü. Eyvallah. Peki senin nasıl gidiyor abi? Nasılsın? Çok şükür. İyiyiz. Bu ara biraz boşluk gibi ama asla o boşluğu kabul etmiyorum. Çekim yaptığımız gün federasyon seçimi var. İşte geçen hafta Cüneyt'le beraber Bodrum'da bir dizi röportaj yaptık. Şimdi böyle biraz sallanırız ama benim kendi heyecanım Gazi koşusu var. 26 Haziran'dan sonra işte Trabzonspor, Fenerbahçe başlıyor falan. Yani şu 16-30 Haziran arası bir sallanırız. 1 Temmuz'dan itibaren tekrar aslanlar gibi topa gireriz. Biliyorsun zaten tıpkı senin gibi Lig Radyo sadece bizim yayın yaptığımız değil. Hem mutlu olduğumuz, eğlendiğimiz ama aynı zamanda maişet derler eskiler. Maişetini sürdürmek zorunda olduğumuz ve gelecek sezon planlarını yapmak zorunda olduğumuz mecra. Ağzına sağlık abi. Bu röportajlar ne zaman yayınlanacak? Yayınlandı. Hala da yazdım. Nerede ulaşabilirler? Lig Radyo'nun internet sitesinde var, podcastlerinde var, bizim internet sitelerimizde var. Aykut Hoca, Şansal abi, Sayın Sadri Şener. Arda ile röportaj gibi bir şey yapmadık ama çok konuştuk. Onları belki detaylar arasında konuşuruz. Şükür yani biz yaptığımız işten memnunuz. Şükür, teşekkür, şükran üçü de aynı kökten gelir. Her sabah şükürle, teşekkürle, şükranla buradan işe gidiyoruz. Biz de size müteşekkiriz bu sebepten ötürü. O da müteşekkir de aynı şeyden gelir. Sende ne var ne yok abi? Abi ben de o kadar eğlenceli bir hayatım yok benim şu aralar. Röportajlar falan çok iyi çünkü bence yani. Aykut Kocaman'ı da merak ediyorum. Ona özellikle bir bakacağım. Fenerbahçe'de olacak. Hoca ile İstanbul'a gelince tanışmak istersin. İsterim. Tanıştırırız. İnşallah aynen. Çok sözümüzü isterim. Sözümüzü de aldık yani. O aynen. Zaman hep beraber bir... Biz daha veririz. Tamam. Çok isterim valla. Hele kayıtlı söz. O da var doğru. Atılmazsa. Ne yaptım onun dışında Temmuz'da işte bir sete girme ihtimalimiz var. Yani, ama Ağustos'a kayacak gibi. Yani Ekim'de de inşallah 3. sezon gelecek. Süper. Çok güzel haber. Onun için bekliyoruz işte biz de. Valla süper. Peki o zaman çok da sohbeti yarışmaya bırakalım. Senin burada bana gönlün var gibi diyorsun yani. Aynen. Gibi. Gibi. Gönderme. Doğru. Yarışmaya geçmeden şunu sormak istiyorum. Buyurun. Bugün ne olur? Abi. Nasıl görüyorsunuz? Ben kazanırsam olay olur.
Mehmet abi kazanırsa sıradan bir şey olur yani. Şöyle, entelektüel zeka, bakış, kapasite, hele hele bizim işimiz bilgi değil burada, tahmin olduğu için orada bazı beyin kıvrımları öyle bir yerde buluşur ve beni geçer ki o benim futbol bilgimle, spor bilgimle alakalı olmaz. %100 entelektüel aynen. Zeka, sanatçı bakışı, başka taraftan bakış senin mel mel buradan gittiğin yoldan daha kestirmeyi bulabilir. O sebeple 5 senede olduğu için sevgili kardeşim Ahmet'i çok daha önde görebilirim. Yani zaten kazanırsam zaten bilgi bir yana, yani şansın daha önemli olduğunu göreceğiz yani. Ya zaten bence. Abi süre çok kısıtlı. Evet evet. Ve sorularda ucu açık bazı sorular olduğu için ve bilgiye dayalı bazı sorularda o kısa sürede zorlanabiliyorsunuz. Dilerseniz yarışmamıza evet, geçelim. Göbeğimi kapatıyor, bunu almaya bayılıyorum. Ve yarı finalin ikinci karşılaşmasının ilk sorusu sizler için geliyor. Bir La Liga efsanesine gidiyoruz. Raul. Sorumuz gelsin. Raul La Liga kariyerinde kaç gole direkt etki etmiştir? Süreniz başladı. Mehmet Ayan 347. Bu tamamen atış yani, bölge atışı. 320 dedim. Ahmet Ürşat 320 cevabını verdi. Raul 550 maça çıkıp 228 gol, 80 asistle puanı Ahmet Ürşat'a gönderiyor. 308 mi? 308'di doğru cevap. Abi neden 347? Hı? Ya küsurat neden 347? Küsurat fantazi. Atıyorum tam nokta atışı bulursam büyük bomba olsun diye. 300'lü 350'li bir şey düşünmüştüm. 347. 600 maç yapmıştır dedim ben. Yani yaklaşık olarak. Yarısını işte. Ben 0.5 oluyor çünkü iyi oyuncular da oluyor. Fenerbahçe'de böyle... Alex'te de, ben de Alex'ten yola çıkarak. Yani. Fenerbahçe'de transfer yaptığı zaman bakarım hep ben istatistiğe böyle. Santraforlar özellikle. 0.5 var mı diye. Ben 500 maç üzerinden devam edip yaklaşık yani o şekilde. Birden fazla şükür. Raul benim çok sevdiğim bir oyuncu olduğu için. Schalke ile ama 347 olmuştur. 347 geçmiştir bir hafta. Evet, yani. O tam şey ya, benimki tam böyle atıyorum. Tesadüfen doğru çıksın ki büyük sen sinema olsun. Sen kariyeri bilmişsindir muhtemelen abi. O zaman ilk soruyu geride bırakıyoruz. Raul puanı Kürşat Öçalan'a kazandırıyor. Dilerseniz bir diğer ülkesi için efsane olan bir futbolcu diyoruz. Dimitar Berbatov. Dimitar Berbatov Premier Lig'de kaç dakika forma giymiştir? Süreniz başladı. Mehmet tamamen abi, Mehmet yani. Abi gibi atıyorum. Tamamen attım yani. Mehmet abi gibi atıyorum. Tamamen attım yani. Net. Mehmet Ayan 7645. Ahmet Kürşat 18355. Net. Bak. Cevabıyla ilginç iki cevap var. Ama bir doğru tahmine çok yakın bir cevap var. 6 sezon oynadı o ya bence orada bu arada. 229 maça çıkmış Berbatov. 94 gol, 42 asist ve toplam 17.515 ile Ahmet Kürşat'a puanı kazandırıyor. Kaç? 17.000 kaç? 17.515 Dimitar Berbatov burada. Ben bu kadar çok maça çıktığını tahmin edemedim. Kürşat Bey'e. Manchester'dan. 229 maç. Biraz ben Manchester'lıydım abi. Fazla. Avrupa'da. Oradan biliyoruz yani. United. Aynen. Manchester is red tabii neden? Ki. Yani. Abi Alex Ferguson'dan herhalde ya. West Ham göndermesiydi Allah'ım. Aynen. Ben geçen gün... West Ham'ı tutar mısın abi sen mesela? İngiltere'de olsan Londralısın. West Ham'ı tutar mısın? Londralısın bir de yani. Başakşehir'i tutmak lan şey değil mi ya? Teşekkürler. Eyvallah. Ya ben burada West Ham'ı tuttum. Şey anlayabilirim belki de. West Ham'ı desteklediğimi söylediğim için biraz tepkilere maruz kaldım o yüzden. Ümraniye'yi tut da hiç olmazsa semt takımı dersin. Aynen abi. Mesela Ümraniye'yi tutuyor kendisi. Esen. Bak çıktı iş gördün mü? Birinci lige çıktı. Başarılı takım en azından bile. Ve ikinci soruyu geride bırakıyoruz. Puan durumu Ahmet Kürşat 200. Mehmet Ayan. 2-0. Daha henüz puanı yok. Dilerseniz olimpiyat sporcumuz olan Metagazoz'a gidiyoruz. Metagazoz. Sorumuz gelsin. Klasik yay kategorisinde dünya ikincisi olan Metagazoz'un kaç puanı vardır? Oo. Süreniz puanlar başladı. Hiç bilmiyorum abi ya. Klasik yay kategorisinde dünya ikincisi olan Metagazoz'un kaç puanı vardır? Bu puan şey mi ya? Puanı vardır derken abi oyun... Şöyle çıkayım abi. Bu UEFA sıralamalarındaki benim puanlar oluyor ya. Onun gibi bir sıralamanın puanıdır. Puanlamayı... Real Madrid Liverpool gibi. Anladın da evet. Okçuluktaki puanlama sistemini bilmiyorum. Bak atacağım evet. O yüzden yani. Aynen. Okçuluktaki puanlama sistemi tamam, hakkında bir fikrim yok okay. Yani. Uydurarak, cevapları alabilirsen. Uydurarak. Tamamen uydurarak. Ben de ya, ben şeyi bilmiyorum. Sen bildim dedin. Ben de yüzdü dedim işte mesela. Hiç bilmiyorum çünkü. Klasik yay kategorisinde dünya ikincisi olan Metagazoz'un
kaç puanı olduğunu sorduk. Mehmet Ayan 9417 cevabını verdi. Ahmet Kürşat 345 cevabını verdi. Doğru cevap 270'ti. Puan burada da Ahmet Kürşat'a gidiyor. Abi ne bileyim çok iyi ben. Bir başlangıç. Nereden Ahmet bileyim Kürşat'tan. Ya. Abi şöyle 300. Ama şimdi bak puan. Soruda şu var. Tamam adam kazandı da. Abi attım kazandım da yani ben puanlamasını İkinci bilmiyorum olan şeyin. Adamın bugüne kadarki puanı mı, toplam UEFA'daki gibi gelmiş geçmiş puanı mı, o turnuva puanı mı, onları ne bileyim abi. Dünya ikincisi olan Metagross'un kaç puan olduğunu soruyoruz ya. Orada aslında yani toplam aslında. Ama oğlum mantıklı aslında attım bu arada. Yani binde olabilir yani. Yani. Ben şeye göre attım ama. Yani bu çok binde olmuyor hiçbir şey. Yani tenisçiler falan da bin almıyor ya. Federer, Medeler falan. Dilerseniz. Almıyor diye biliyorum. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Yalan söylemiş olayım yalan şimdi. Bir efsaneye daha gidiyoruz. Türk voleybolunun efsanesi. Eda Erdem. Eda Erdem Dündar. Sorumuz gelsin. Eda Erdem Dündar. 2022 yılı itibarıyla profesyonel voleybol kariyerinin kaçıncı yılını geçirmiştir? Süremiz başladı. ...87 doğumlu çünkü. İnanılmaz yine iki cevap var. 19 Mehmet Ayan, Ahmet Kürşat 18 ve yarışmada yarı finalin bu ayağında ilk 12'den vuran isim Ahmet Kürşat oluyor. Doğru cevap 18. Ben 16 yaşında başlattım kariyerimi. 17 başlattım. Ben 16 yaşında başlattım kariyerimi. Ben 17 başlattım. Mehmet Ayan. Ama 16 yaşında başlattım kariyerini ben. Ben 17 başlattım. 87 doğumlu olduğu için 19. Bir yaşla iki çok yakın cevap ama bir tane 12'den vurulan cevap vardı ve puan burada Kürşat Bey'e gidiyor. Eda Erdem Dündar 100 puanı size kazandırdı. 87 olduğunu ben de biliyorum. Geçen gün hatta şey çıktı. Ben toplamda kariyerde oynadığı maçta hesap ettim. Ulan senede 50 maç olsa 50 x 19 950 diyecek. He maçı. Onu ben hiç düşünemezdim. 30 maç oynuyor galiba ligde. Ya işte ama Eda'nın kariyeri çok fazla ya lig dışı. Ha milli takım falan ama. Tabii. Dilerseniz Süper Lig'e gelelim. Lütfen iyi dinleyelim. Transfermarkt verilerine göre Fatih Terim Galatasaray teknik direktörü olarak toplam kaç gün görev yapmıştır? Tekrar okuyorum. Transfermarkt verilerine göre Fatih Terim Galatasaray teknik direktörü olarak toplam kaç gün görev yapmıştır diye sorduk ve süreniz başladı. Ve süremizin sonuna geldik. Cevapları görebilirsem. Toplamda 4 Galatasaray dönemi geçiren Fatih Terim. Evet. İlk döneminde 1460, ikinci döneminde 602, üçüncü döneminde 804, dördüncü döneminde ise 1480 gün görev yaparak puanı Mehmet Ayan'a kazandırıyor. Doğru cevap 4346 idi. Evet. İnanılmaz yakın cevap. Gerçekten evet. Tebrik ediyorum. 110 günde falan. Şu son dönem olmasaymış oluyormuştu. Yani evet, orada 1440 çıkartınca. Yani. Doğru cevap. Hocanın Galatasaray'da 8 şampiyonluğu var. Şampiyonluksuz geçen 2,5 sezonu var. Toplamda 10,5 sezon. Bir de gittiği geldiği baştaki şeyler falan var. Toplam 8 sezon şampiyon oldu. Bir sezon yarım şampiyon oldu. 2 sezon tam şampiyon oldu. Yani aslında 7,5 sezon. Aynen. Oradan bir çıkarım yapınca 3 sezonda 4. sezona başlıyordu. 3 sezon şampiyon yapmadı. Oradan çıktı işte. Bitirmediği bir sezon var galiba zaten değil mi? Bitirmediği 2 sezon oldu şimdi. 2 sezon, sezon oldu. Bir şey 2004-2005 sezonunda bitirmedi. Ünal Aysal döneminde de bitirmedi. Yok Ünal Aysal sezonunda da bitirmedi. Ha doğru. 3 sezon oldu. Ve Fatih Terim puanı Mehmet Ayan'a kazandırıyor. Böylelikle ilk 5 soruyu geride bırakırken 100 puan Mehmet Ayan, 400 puan Ahmet Kürşat Öçalan oluyor. Ve bir diğer efsaneyle devam ediyoruz. Sorumuz gelsin. Gelsin. Roger Federer. Çok severiz. Majesteleri. Namı diğer majesteleri. Profesyonel kariyerine hangi yılda başlamıştır? Süremiz başladı. 5 saniye daha verelim. 5 saniye daha verelim. Tamam. Evet. Cevaplar hazırsa alabilirim. 2002. 2002 Mehmet Ayan. Ahmet Kürşat 1999 cevabını verdi. 86'lı değil mi abi? 83'lü falan abi. Ya da 84'lü. Üstte kaç yazıyordu acaba? Kaç yazmayı düşünüyordunuz? 92 yazacaktım yanlış oldu. 92 olmaz çünkü. O zaman şöyle söyleyeyim. 86 doğumlu çünkü. Ben 86'lıyım. O benden büyük. Oradan Roger biliyorum. Federer. 8 Ağustos 1981 doğumlu. 1. 81. Ben 83'lü falan zannediyorum. 16 hesap etmiştim ben. Ve doğru cevap 1998'di. Puan Ahmet Kürşat'a gidiyor. Ben 86... Üstteki de yazmış olsaydın abi zaten. Yok 92 oldu. Yemez. Ben abi. Orada 98 mi yazıyorsun? Çünkü yok, yuvarlığa aynen. Gördüm. Şöyle ben 86 dedim. Öbürü 86'lı galiba. Federer 86'lı. Ben Djokovic'çi olduğum için 87. Yok Nadal.
Nadal 86. Nadal. Federer dediğimiz Nadal işte. Öbürü aynen. Dedi ya. Federer öbürü Nadal. Bir de Djokovic var. Öbürü Nadal. Ben Djokovic'i oldum için diğer ikisi benim Djokovic. Için. Djokovic. Neden abi? Ha? Çok ilginçtir niye bu. Niye abi hakikaten? Evet, ya? Neden genelde Federer sevilir yani. Çünkü işte o... Geldik mi başa? Ha. Türkiye'de Liverpool'luluk değil Liverpool'culuk yapılıyor. Evet. Türkiye'de Barcelona'lık değil Barcelona'cılık yapılıyor. Türkiye'de Roger Federer ve Nadal. Rafael Nadal'cılık değil Nadal'lılık değil Nadal'cılık yapılıyor. Türkiye'de sevilmeyenleri söylüyorum. İtalya, Real Madrid, Djokovic. Üçünü de ben seviyorum. Ben Real Madrid'i çok severim ya. İtalya'da seviliyor İtalya'da ya. Sevilir. Ben ya milli marşı, bırak formaları. Türk beyazları bırakın. Ama Almanya'da, Alman yeri bile daha fazla. Ya Belçika bak bu memlekette, Belçika niye şampiyon olmuyor zannediyorsun dünyada Avrupa'da? Bu memlekette bakarsan uçak düşürürsün. Bu memlekette 10 yıldır Belçika sevdası var. Belçika. Dolayısıyla ben İtalya milli takımı, Real Madrid futbol takımı ve Djokovic'i çok seviyorum. Çünkü Türkiye'de sosyal medyada bu üç şeyden nefret ediyorlar. Ben de çok seviyorum. Peki şunu sorayım. Madem böyle dünya takımlarından konuştuk. Dünya Kupası'ndaki favorin kim abi? Kim olur? Ölsem kalsam katılıyorsa İtalya. Ama katılmıyor. Şu anda tabii onun dışında Brezilya, İtalya, Brezilya, Arjantin, Almanya ama yani ölsem kalsam hangi turnuva olursa olsun Türkiye elendiği güne kadar ikisini tutarım. Türkiye elendiği takdirde sadece İtalya tutarım. Ve burada da şu anda mevcut favorilerim kuşkusuz Almanya her zaman olduğu gibi ne olursa olsun turnuva takımı olduğu için benim için zirvedir. Şimdi Türkiye'de göreceksin bak bu soruyu başkasına sorsa Belçika derler. Belçika saçma Belçika, Belçika, Belçika niye Belçika diyelim ya. Bir ara İzlanda vardı hatırlıyorsun abi. O gereksiz romantizm o ya. Gereksiz evet, romantizm. Brezilya ile Almanya'dır doğru bence. Doğru ya. Tabii Almanya. Benim de gönlüm ya ben normalde Almanya'yı tutarım dediğin gibi Türkiye'nin olmadığı yerde her zaman. Bir de West Ham'lar falan var Türkiye'de. Başakşehir tut daha iyi. West Ham'cılık yapanlar da var. West Ham Almanya benim için önemlidir. Ama bu sene inşallah artık bir Arjantin, bir Messi kupası görelim. İnşallah. Diyerek. Xavi ve Iniesta'lı Messi. Gerçi inşallah dedim de vazgeçiyorum ya. Ya almasın abi ya. Almasın. Ben Ronaldo'cuyum. Ona ne diyorsun abi? Hangi Ronaldo? Portekiz alamaz ya. Yok, Ronaldo Messi'm de Ronaldo'yu tabii ki seviyorum. Ronaldo ya. Tamam teşekkürler. Tabii ki Ronaldo ya. Şu anda izleyicilerimizden de aynı tepkiyi duyuyor gibiyim. Ya Messi de çok iyi oyuncu tabii ki. İkisi arasında Ronaldo'yu daha Messi çok seviyorum. Messi pür yani. Yetenek. Ronaldo full çalışma, evet, emek. Aynen. Arada fark var. Messi Ronaldo kadar çalışmış olsaydı ben... Çalışamıyor işte, olmuyor işte. Sağlık şartları falan. Ben Messi ve başka bir şey olacak. Ben Messi ve Ronaldo'nun çok yani bir Messi ve Ronaldo'nun az yakın bir arkadaşıyla 2 saat boyunca sohbet ettim yaz tatilinde. Messi pür yetenek. Senin ortak arkadaşın. Evet. Messi pür yetenek, Ronaldo emek dedi. Abi şu anda ben bonus turunda gibi hissettim kendimi. Oyuncu kim olabileceğini arıyorum. Kim? Merih Demiral'la Arda Turan. Bozma. Bence öyledir yani. Ha, ben şimdi anladım. Kim abi? Aynen öyle. Oradan biri. Ben anladım. Doğru mu? Çekimden tamam. Sonra konuşuruz. Çekimden diyerek sonra. Diyerek 6 soruyu geride bıraktık. 500 puan. Ya, Ahmet Uşak. 100 puan. Tebrik ederim yani. Mehmet Ayan. Basket dilerseniz. Son 18 saniye gibi. Baskıya bak. Evet. En son tenis sorusu sorduk. Şimdi dilerseniz kimine göre NBA efsanesi, kimine göre normal bir yetenek. Kestanesi diyeceksin de daha gibi oldu. Detlef Schrank mı soruyor? Curry. Sever misiniz? Yok sevmem o çok yeşil geliyor. ben Stephen Curry. LeBron'u daha çok severim. LeBron. Orada da yani. NBA'de var mı abi senin öyle bir franchise'ın? Şu anda yok. Ben çünkü franchise'ın güzel lafı. Boston Celtics'in Türkiye'de ilk yayınlanan maç Boston Celtics Milwaukee Bucks maçıydı. 1 Haziran günü. Muhtemelen bugünler olabilir. 1986 mıydı? Galiba öyle bir şeydi. 11 yaşında seyretmiştim. Milwaukee Bucks Boston Celtics Türkiye'de ilk yayınlanan NBA maçıydı. O gün bir Boston Celtics Danny Ainge, Larry Bird başta olmak üzere o takıma bir aşık olmuştum. Ama Los Angeles Lakers Magic Johnson. Mesela Magic Johnson, Michael Jordan'a ölürüm biterim ama hep Lakers'la oldum. Ama yakın dönemde takip ediyorum. Dersem yalan söylerim. Vallahi ama iyi bir başlangıçta yapmışsın abi NBA'ye aslında. Sonra futbola yönelmişsin diye bayağı. Yorumlarım. Yok ben baskette fena değildim de neyse. geçti gitti o günler. O zaman 7. sorumuz sizler için geliyor. Sorumuz gelsin. NBA finallerinin 5. maçında üçlük isabeti bulamayan Stephen Curry kaç maç sonra bir maçı üçlük isabeti bulamadan kapatmıştır? Tekrar okuyorum. NBA finallerinin 5. maçında üçlük isabeti bulamayan Stephen Curry kaç maç sonra bir maçı üçlük isabeti bulamadan kapatmıştır. Yani en son attığı maçtan sonra bu zamana kadarki maç sayısı mı? Aynen öyle. Süremiz başladı. Mehmet Ayan. 379. 127. Ahmet Kürşat Öçalan. 379. Cevabını verdi. Stephen Curry 233 maç sonra üçlük isabeti bulamadan kapattığı maç ile puanı Mehmet Ayan'a kazandırıyor. Kaç fark? Tebrikler. Doğru cevap 233'tü. 146 fark var seninle Ahmet abi. Mehmet Ayan'ın da 106. 40 maç. 40 maç fark var o arada. Tebrik ediyoruz ve Mehmet Ayan Stephen Curry'den bir 100 puan daha hanesine yazdırıyor. Durum 500'e 200.
7. sorumuzu da böylelikle geride bırakıyoruz. Dilerseniz 8. sorumuzla devam edelim. Formula 1'e gidelim. Bugün bütün sporlara bir dokunduk. Şimdi de motor sporlarına gidiyoruz. 70 turluk Formula 1 Kanada Grand Prix'si toplamda kaç kilometredir? Süremiz başladı. Hemen veriyorum. 320. 70 turluk Formula 1 Kanada Grand Prix'si toplamda kaç kilometredir diye sorduk. Ve Mehmet Ayan 510 kilometre, Ahmet Kürşat Öçalan 320 kilometre cevabını verdi. Kanada Grand Prix'si toplamda 305.2 kilometreyle puanı tatlışı yaptı, yemin ediyorum ha. Ahmet Kürşat'a kazandırıyor. Neden 500? İstanbul 8 değil mi? Yok 5 küsür ya İstanbul galiba. Ben oradan pay biçtim. 5 İstanbul... küsür 6'ya yakın olması lazım. Evet. Genel 4 6. 5.7 bilgisi geldi bana, ne kadar doğru bilmiyorum. Kulağıma gelen bilgi. Ben İstanbul'u 8 gibi hesaplarım. Öyle bir belki ulan 8 değil falan filan dedim oradan. Ben 4 6 arası şey yap. Yani öyle gibi çoğu pis. Monaco ile iyice küçük. 4 falan mı Monaco? Monaco yani şu anda Monaco şehir içi ya. Ha o iyice küçük yani hatta. Burası da ortalama 4 6 arası öyle dedim. Ben 5 4 küsür yapmış oluyor. 5'e yakındır dedim. Öyle. Bir matematik işlemiyle puanı Ahmet Kürşat almış oluyor. Durum 600'e 200 oldu. İstanbul 5.3 kilometreymiş bu arada. Bu bilgiyi de verelim. Hızlıca 9. soruyla devam ediyoruz. Sorumuz gelsin. UEFA Kupası'nın ilk şampiyonu olan Tottenham bu kupayı İlk olarak hangi yılda kazanmıştır? Tekrar okuyorum. UEFA Kupası'nın ilk şampiyonu olan Tottenham bu kupayı ilk olarak hangi yılda kazanmıştır? Süreniz başladı. Hiç bilmiyorum. 58 diyecek miyim hocam? İçimden geçti. 92 dedim ama. Bu Şampiyonlar Ligi'yle falan beraber olmuştur diye. Mehmet Ayan 1958, Ahmet Kürşat 1992 o şampiyonlar cevabını ligi. Verdi. 92 Şampiyonlar Ligi. Ha, o da o zamandır başlamıştır diye düşündüm. Tottenham. Ortada bir şey var. 1971'de şampiyon olarak puanı Mehmet Ayan'a kazandırıyor. 71. Doğru cevap 1971'di. Sen Şampiyonlar Ligi'yle karıştırdın ondan. Evet. 92 yaz. Ve 1984'te de... arasında bir fark vardır yani. O 92'de bir başka bir statü oynamış. 93'te normal statüye geçip sonra Galatasaray o statüyü de değiştirmiştir. Hmm. 93'te gelen normal statüyü Galatasaray bir set daha Manchester United'leri değiştirmiştir. Esas 94'ten itibaren başlamıştır Şampiyonlar Ligi'nin temeli. Ve böylelikle 100 puan bahanesini yazdırıyor Mehmet Ayan. İkinci kez de 1984'te bir kez daha şampiyon olmuşlar. Bu bilgiyi de verelim. Teşekkürler, iyi oldu. West Ham aldı mı şampiyon? West Ham olmuştur illaki ama ben hatırlamıyorum yani o kadar. Tottenham'da Londra takımı ya. West Ham ya da. West Ham ya da olgunlaşacak yani. Eyvallah. Ve? Hani Arsenal oldu, Tottenham oldu, Chelsea Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu. Alaves oldu be. Alaves West Ham olmamış. Alaves'i de inceleyelim. Alaves oldu. Oldu Alaves aynen. West Ham'ın kupa galipleri kupa şampiyonluğu varmış 64-65 yılında. Buradan da kendilerini tebrik ederim. Efsane kadro diye geçiyordur muhtemelen. 68-69 West Ham kadrosu neydi be? Alaves'in aldığı bir kupayı henüz alamamış ya. Aynen. Ve dilerseniz son soruya geçmeden bir puan tablosunu hatırlayalım. Mehmet Ayan 300. Ahmet Kürşat Öçalan 600 puanda. Tamam, iş bitmiş, ne ya yapıyorsun işte. Basketboldaki son 18 saniye. Mehmet Ayan bence güzel bir totemli yola devam ediyor. Mustafa Tağ'da yaptığı gibi. Mehmet Ayan için köprüden önceki belki de son çıkış. Çok önemli bir puan. Dilerseniz bonusa geçmeden 10. sorumuz sizler için geliyor. Lütfen iyi dinleyelim. Sorumuz gelsin. Bu yaz gerçekleşen Darwin Núñez ve Erling Haaland transferlerine toplamda ne kadar bonservis bedeli ödenmiştir? Süreniz başladı. Oo. Darwin Núñez tek başına 100 zaten. Ben 90-50 saydım ya. 75 artı 25 bonusla 100. Öbürü de galiba 175'ti. Bonusları katmıyoruz. Çünkü bonus olduğu için artı. Alıp alamayacağı belli değil. 75 artı. Şöyle söyleyeyim. Ben 140, 90, ben 90-50 saydım vallahi ya. Mehmet Ayan 275 milyon euro. Ahmet Kürşat Öçalan 140 milyon euro cevaplarını verdiler. Doğru cevap Darwin Núñez ve Erling Haaland'a toplam ödenen bonservis bedeli 135 milyon euroydu. Ve puan Ahmet Kürşat'a gidiyor burada. Bonuslar
Hariç Mehmet Bey. Bonus koysanız ne oluyor? Erling Haaland 60 milyon euroya. Ya ben Erling Haaland'ı çok koymuşum. Ben ona, Darwin Nunez 75'e gitmiş oluyor. 135 ben 90 ben Haaland'ı 100 civarı bir şey ben diyorum. Ben Haaland'ı 90 dedim, o Nunez'e 50 dedim kafada. Bonusları da eklemiş olsaydık zaten yine de puan oraya gidecek. Ahmet Kürşat'a gidiyor. Şey, Haaland çok ucuz. Haaland'ı evet ucuz. Ben Haaland'ı bir 175'ler falan konuşulur Real Madrid konuşulurken öyle zannediyorum. Şöyle abi, zamanında Dortmund'da imzalarken 2 yıl içinde takımdan ayrılmışsa 65 milyon euroya ayrılabilir. Maddesi var. O maddeyi aktif ediyorsa öyle alıyor. Okay, tamam. Nasıl bir son 18. Ederi kaç peki? Abi de şeyi göreceğiz önce. Bakalım gelecek bu tarafta. Acaba adamın 9 numarasız oyununa adapte mi olacak? Adam yoksa 9 numaralı oyunu onun tepesine ben mi koyacak? Ben yanlış oldu ya transfer. Ben Manchester'ın niye almadığını anlamıyorum hala. United'ın. Abi çünkü biz onu Aykut Hoca... Manchester deyince United olduğu zaten belli. Aykut Hoca ile falan da konuştuk. Benzema'nın bu büyük çıkışından sonra dünya artık klasik 9'a dönmek durumunda. Dikkat et. Benzema 9 numarada, Casemiro 6 numarada. Yani dolayısıyla dünya futbolu artık o şey saçmalığı var ya, 9'suz oynama saçmalığı, efendim işte bu Manchester City'nin efendim Barcelona'dan kalma, top oynayalım, top bizde kalsın futbolu. Artık dünya futbolu, şimdi buradaki transfer şu anlamda önemli. Acaba Pep'in 9'suz oyununa adapte mi olacaksın? Yoksa sen Pep'i 9 numaraya mı çeker? Yani şey gibi, rahmetli Erzurum'un Necmiye teyze vardı bizim. Bir gelin mi bütün sülaleye uyacak, bir sülale mi bütün geline uyacak mantığı bu yani. Güzel laf şu. Yani şimdi Benzema da çok büyük parladı tabii bu sene de. Yani hep iyiydi zaten Benzema ama hani. Bu sene bir ekstra bir şey oldu yani. Sen Liverpool da bence ondan kaybetti. Özellikle finalde Sadio Mane ile şey... Onların da santrafor yapması. Muhammed Salah, 9 değil, 9. Firmino da değil. Firmino da değil, kimse değil. Şeyde City'de aynı dert yaşandı. Mesela Barcelona'da bence Lewandowski ihtiyacı ondan ya. Klasik 9'a döner dünya abi. O da yok çok fazla ama. Yok işte çünkü yeni çıkacak. Bu arada Erling Haaland'ın ya Transfermarkt verilerine göre değeri 150 milyon euro olarak belirlenmiş şu anki değeri. Değere göre kazandın. Ben ondan yazdım çünkü. Değere göre kazandın. O eğer değere göre olsaydı kazanmış oluyordum puanı sevgili Mehmet Ayan. Puan tablosu Mehmet Ayan 300, Ahmet Kürşat 700 puanla bonusa geçmeden dilerseniz bonus turuna geçelim ve bonus turunda bakalım bizi neler bekliyor. Ve bonus turunda kimin başlayacağını seçmek için hanginiz çekmek ister? Buyur abi, ben hep karşı tarafa çektirdim. Allah çektirmiş. Amin cümlemize. Bir. Mehmet Ayan eksiği çekmiş oldu. Böylece. Bir yazıyor. Ve... Sen beni Feyyaz'la tanıştırsana. Sıcak top mu bu? Feyyaz'la tanıştırsana sen bu. Tanıştırma ne güzel espriler yaptın. Ya da yazsınlar diye geniş o zaman. Ve bonus turuna ilk cevabı Kürşat Bey'den alacağız. Ağrından, Mehmet Ayan'dan. Bazen eksi çekmekte avantaj olabiliyor. Çünkü oradan cevap hakkını da duyabiliyorsunuz. Hazırsanız bonus turunun ilk ipucu yarı finalle ikinci ayağında sizler için geliyor. Sert futbolumla öne çıkıyorum. Bu ne? Süreniz başladı. Sert futbolumla öne çıkıyordum. Ahmet Kürşat düşünüyor. Abi sert düşünüyor. Kimse gelmiyor abi aklıma o yüzden. Sert futbolumla öne çıkıyordum dedik ve... Yok abi kimse yok aklımda yani. Hürriyet! Alex'e çok sert gidiyordu. Pepe! Ahmet Kürşat, Hürriyet, Güçer. Göçer miydi, Güçer miydi? Güçer. Ben de öyle hatırlıyorum. Yanlışınız varsa da. Tabii ki Hürriyet değildir de yani. Hürriyet değil. Pepe. Dünyadaki milyonlarca futbolcudan iki tane aklımıza gelen bunlar yani. Pepe de aradığımız cevap değildi. Ve böylelikle ilk ipucunda doğru cevap yok. Pepe de bir yerdeki adama tekme atıyordu yani. Öyle algı kalmış, bir tane adam yapmış hayatta. Yani bence bir şey söyleyeyim, bu futbolun içinde yani. Var mı böyle bir şey futbolun içinde diyorsun? Ya. Yerde yatan adama tabii vurmak ki, falan. Hayır. Sırtına doğru. Hayır. Bunlar futbol için olması olabilir ya bunlar falan mı yani? O çok sert bir şeydi ya o. Bunları tabii ki şey yapmıyor. Ne denir? Tasvip etmiyoruz. Ediyoruz. Ancak cezalandırmayanlar da suç. Bunu. Evet bence de. Yani. Ama cezalandırıldı o. Evet. Ama yani bazıları cezalandırılmıyor ya. İşte geçtiğimizde bir, şimdi isim vermeyelim burada, Türkiye'de çok fazla Türk futbolcu birbirine tekme atıp kart yemediği günler de oldu. Onun zirvesi, daha doğrusu ilk görüntülerinden bir tanesi Goycochea ve Maradona'dır. Maradona Barcelona'da, Goycochea'ya acayip vurmuşlardı. Pardon, Maradona tabii Barcelona'da, Goycochea'ya vurmuştu. Galiba Atletico Madrid formasıyla ya da Real Madrid formasıyla Goycochea'ya. Kim vurmuş? Goycochea'ya. Tanıyor musun abi? Hayır. Buradan kendisine selam olsun diyoruz ve
İkinci ipucuna. Bir Goygoçya'ya Maradona yazsana. İkinci ipucuna. Ki Schuster de çok büyük kadro uğramıştır. Maradona ile beraber Barcelona'da oynadığı zaman Schuster de çok büyük kadro uğramıştır. Dilerseniz ikinci ipucumuz sizler için geliyor. 4 kez lig şampiyonluğu yaşadığım kulüpte kariyerimi noktaladım. Süreniz başladı. 2 dakika süreniz var. Düşünebilirsiniz. Sonuna kadar sürenizi kullanabilirsiniz. Abi yani sert futboluyla bilinen ve 4 kez şampiyon olan bir Togo var biliyorum da işte adı aklıma gelmiyor yani. Ve son 1 dakika 10 saniyemiz. Yazdım. Vallahi mı? Şampiyonluk günlerine şey tarihlerine kadar yazdım. Oo o kadar. Doğruysa kesin yarışmayı ben kazandım. Vedat. Tokyo şampiyon oldu mu Vedat Galatasaray'da? Lugano. Ahmet Kürşat, Vedat. İncefe miydi? Galatasaray'daki. Vedat İncefe cevabını verdi ama... Hürriyet Vedat abi ben öyle gideceğim. Vedat İncefe ismi değil yanlış. Ve Mehmet Ayan. Sert futbolumla öne çıkıyordum. 4 kez lig şampiyonluğu yaşadığım kulüpte kariyerimi noktaladım. Ah kariyer noktalandı. 2003-2004, 2004-2005, 2005-2007, 2010-2011 şampiyonluklarıyla... 6-7. Evet değil, ben tabii. Orada yanlış okudum özür dilerim. Diego Lugano cevabını verdi. Değil, ancak tabii. Lugano kariyerine ülkesinden noktalanmıştı ve yanlış cevap. Ahmet Kürşat Öçalan'ı onu da bildi, finale uğurluyoruz. Tebrik ediyoruz Ahmet Kürşat. Ben adam kazanır demiştim. Bakalım diğer ipuçları açılsaydı doğru cevap gelecek miydi? Üçüncü ipucumuz geliyor. Birlikte en çok maça çıktığım ilk iki teknik direktör Erik Gerets ve Gus Hiddink. Sert futbolumla öne çıkıyordum. 4 kez lig şampiyonluğu yaşadım. Kulüpte kariyerimi noktaladım. En çok maça çıktığım ilk iki teknik direktör Gerets ve Gus Hiddink. Bir cevap gelir miydi? Bir ipucu daha vereyim mi? Dur bir dakika. Bekliyoruz. Erik Gerets, Gus Hiddink Türkiye'de olabilir yalnız. Frank De Boer. Gibi De Boer'luymuş. Evet sonra dördüncü evet. Var mıdır? Yok, yok dördüncü. Şu ana kadar iki farklı ligde teknik direktörlük yaptım. Sadece iki farklı ligde teknik direktörlük yaptım. Teknik direktör bile. Kariyerimi noktaladım. 4 kez de lig şampiyonluğu yaşadım. Kulüpte noktaladım. Birlikte en çok maça Gerets ve Gus Hiddink'le çıktım. Peki bu arkadaşımızın kariyerinin son fotoğrafı Kupa Galipleri Kupası mı acaba? Eski mi o kadar yani? Yok değil. Kupa Galipleri Kupası'nı kaldıran bir arkadaşımız mı? Kupa Galipleri Kupası'nı kaldırdığını düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi. Kupa Galipleri Kupası mı? 94-95 Kupa Galipleri Kupası'nı kim aldı? Ajax var, Eckhart'tan bahsetmiyor muyuz? Kupa Galipleri Kupası yok. Yoksa değil. İsmi açmadan ben bir ipucu vereyim. Evet Hollandalı. Doğru. Hiddink'ten Hollandalıdır zaten. Doğum tarihini vereyim. 22 Nisan 1977. Şu anda 45 yaşında bir arkadaş. Yeni mezun olmuş. Ha o şey sonra teknik direktör olmaya çalışan o hafif kavruk yüzlü çocuk. 5 numara oynuyor. Tamam. Hatta onun takım arkadaşının oğlu sol bek oynuyor. Şu 5 numara ya tamam. Adamın yemek yedim ben onu Amsterdam'da. Neydi o? O kadar. Vallahi karşımda duruyor şimdi gözü. Hollanda milli takımı da çalıştırdı. Ajax'da oynadı. Ajax'da oynadı. Herifin yüzü aklıma geliyor ya. Ajax. Kariyeri bulunmuyor. Ya PSV işte. PSV. Ayak size PSV. Neydi o kavruk? Verin mi ismi? Diyor. Ver. Mark desem. Mark da yok. Mark. Mark Van Bommel. Mark Van Bommel. Yok Van Bommel değil. Ben öbür kavruk yüzlüden bahsediyorum. Mark Van Bommel'den aradığımız isim. Kavruk yüzlü kim abi? Ve... Kimdi o kavruk yüzlü ya? 5 numara bu teknik. Hollanda'da 2 kere yılın futbolcusu. Yok Van Bommel değil. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Barcelona'yla. 2 kere ha. Bayern Münih. İnanılmaz. Alman kupası, Hollanda kupası, Hollanda mesela Ligi. Aklıma gelmez mi Van Bommel? Yani asla gelmez. O takım arkadaşının oğlu dediğim sol bek çocuk da beceremeyen, babası kadar da olamayan çocuk var ya bir tane. Sol bek bir çocuk vardı Hollanda'da babasının oğlu olamadı. Blind? Ha, Blind. O Blind'in takım arkadaşı işte. Delik. Blind'in takım arkadaşı 5 numara ya. Kim o çocuk ya? Şu an bonus turu terse döndü. Biz Hollandalı çalışıyoruz. Hollandalı ya. Oğlum adamla ayak şeyde. Bakın bir işte yemek yedik. Yani. Şu anda bakıyoruz. Aynı masada yemek yedik. Verilen ipuçlarıyla biz bulmaya çalışıyoruz. Kavruk yüzlü ya. Bu arada 75'ti galiba. 77 değil. Neyse boş ver ya. Değil değil. Hayır, baba Bilindin de bak ama değil mi? Baba Bilindin takım arkadaşı. Gence bakma. Dezyu. Değil. Kim? Neyse boş ver ya tamam bitti zaten. Baba tebrik ederim.
Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten ilk 10 soruda ilk başta 4-0 önde başlayıp gerçekten inanılmaz bir çıkış yapıp ardından Mehmet Aya'nın 7-3'lük yarışmayı bitirmesi. 4-1 oldu. 4-2 oldu galiba. 5-1 oldu. 5-1'den 5-2. Ondan sonra 6-2, 6-3 ve 7-3'le noktalık yarışmayı. Ağzınıza sağlık abi. Eyvallah. Gerçekten bazı sorularda çok yakın cevaplar, bazı sorularda çok uç cevaplar vardı. Özellikle Eda Erdem sorusunda bir farkla orada. Erken başlattı abi. Ben zamanında başlatmışım. Yani ilk 87'li olduğunu biliyoruz çünkü. Federer'de de öyle bir şey oldu galiba. Federer'de de. Ve gerçekten tebrik ediyorum her ikinizi de. Abi buradan sonra var mıdır? Valla ben bu yarışmada finale kalamadım. Kaybettim ama bir kardeşimiz, arkadaşımız kazandı. Severek izliyorum diyecek kadar izlemedim ama dibiyi ve yaptığı işleri biliyorum. İnşallah bundan sonra abi kardeş oluruz. Tenisle tanıştığım için bu akşamın bana en büyük kazancı. Bir mukabil abi. Ben zaten buraya geldiğimden beri hani hakikaten çok güzel insanlarla tanışıyorum. Yani o açıdan benim için de çok büyük bir şans. Demarki'nin böyle bir aslında bana ekstra bir avantajı oldu. Burada eğlenmenin yanı sıra dediği gibi Mehmet abinin böyle önemli insanlarla tanışmak da güzel oluyor yani. Peki Mehmet Ayan finalde Cihat Akbel'i mi yoksa Ahmet Kürşat'ı mı destekleyecek? İyi olan kazanır. Diyor. Cihat'ı destekliyor yani. Ve ters toteme bu sefer siz başladınız. Gerçekten tebrik ediyorum abi seni. Eyvallah abi. Seyhan Şaşko'yla başlayan serüven Cüneyt Kaşeler. Peri masalı devam ediyor. Cüneyt Kaşeler'den sonra Cüneyt Kaşeler'in yine de yine patronu, medya büyüğü Mehmet Ayan. Yani bölüm sonu canavarı dedin ve bölüm sonu canavarını yendiğini düşünüyor musun? Abi yani kısmet ya hakikaten bir noktada yani işte Eda Adam gibi böyle o sorular falan zaten tamamen şansla. Diğerleri de yani hani atıyorsun tutuyor gibi bir şey oluyor yani bir noktada. Şans kısmet diyelim. Atılma yani. Söz konusu değil. O beyin kıvrımları bir sanatçının başka çalışır. Başta söylediğin şey bu arada gerçekten önemli ve güzeldi. Dümdük çalışmaz yani. O başka şekilde çalışır. Bizim dümdük farklı çalışır. Bir bakış açısı. Abi, ben ikinize de tekrar teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşürüz başka projelerde. Eyvallah. Zaten İnşallah. Mehmet abi seninle biliyorsun ilişkimiz çok farklı. Ahmet abi seninle zaten finalde görüşeceğiz. Dilerseniz videoyu da sizin kapatmanızı rica edelim. Buyurun. Ben şunu da yapayım. Adetimi yapayım önce. Sen abi istersen kapanış yap olur. Ben şu adetimi yapayım. Bu mu kapanış değil mi? El sallama. Dilersen sen onu yazarken şöyle bir soru da sormuş olayım. Buradan Cihat'a bir mesajın var mı sevgili? Şu klasik şey mi? Evet onu yapalım. Buradan Cihat'a bir gözdağı bir mesajın var abi, mı? Abi Cihat kaybederse çok kötü olur yani şöyle olur. Hani benim hiçbir kaybedecek bir şeyim yok yani. Cihat Akbel'i savunan, onu destekleyen, ben yani başından beri Cihat Akbel bu senenin şampiyonu olan diyen milyonlarca insan var. Onları utandırmaması lazım. Milyonlar diyorsun. İşte yani. Binlerce diyeyim o zaman tamam hadi. Yüz binlerce diyeyim bari de şey olmasın. Yüz binlerce insan var o yüzden bence kazanması lazım. Yani ben kaybedersem hiçbir şey olmaz yani. Peki o zaman abi buyurun. Hoşçakalın tekrar tebrik ediyorum kardeşim. Barcelona için etti ya futbolun. İçin etti Barcelona futbolun. Kayıtlara gidiyormuş değil mi? Yazıklar olsun be.